Sevgili kadınlar, bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. 1991'de ilk kadın küresel liderlik enstitüsündeki aktivistler tarafından ortaya konmuş ve her yıl bu tarihte kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için çağrı yapmak amacıyla dünya genelinde kişi ve kurumlarca yapılan eylemlerdir. Rengi turuncudur. Turuncu renk, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddeti barındırmayan daha parlak bir gelecek ifade eder. Ülkemizde her yıl 25 Kasım'da kadın platformları, kadın dernekleri çeşitli eylemlerle, toplantılarla kadına şiddeti kınamanın yanı sıra bilinçlendirme etkinlikleri düzenlerler. Ülkemiz kadına yönelik şiddette dünya sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır. Kadına yönelik şiddeti temel olarak fiziksel, psikolojik, sosyolojik, cinsel, ekonomik ve son yıllarda eklenen dijital şiddet olarak bölümlendirebiliriz. Erkeğin kadına uyguladığı şiddetin kaynağı kadının davranışlarını kontrol etme çabasıdır. Üstünlük kurma isteği, ekonomik yetersizlikler, çocukluğundan ailesinde şiddete bağlı davranışları öğrenmesi, iletişim sorunları, zararlı madde kullanımı ve de en önemlisi kadın ve erkeğin eşit bir birey olduğunu, eşit haklara sahip olduğunu içselleştirememiş olması ve bunun verdiği üstünlük duygusuyla hareket etmesi olarak sayabiliriz. Şiddete muhatap olan kadınlar, duygusal ilişki kurmakta zorluk, öz saygı azalması, ağır mutsuzluk hali ve pek çok fiziksel ve psikolojik travmalar içerisinde yaşamaktadırlar. Kadın erkek eşitliğini içselleştirememiş toplumun baskısına da pek çok kadını olaylar karşısında sessizliğe iter. Gerek anayasamız, gerek medeni yasamız kadın erkek eşitliğini tanımlar. Ancak geleneksel ve dinsel baskılar yüzünden kadınlar haklarını kullanmakta çekingen davranmaktadırlar. Bu geleneksel yapının değişmesi, kuşkusuz toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirilmiş, çağdaş, bilimsel, layık bir eğitim sistemiyle mümkün olacaktır. Sevgili kadınlar, şiddete muhatap olan kadınların bu durumda ne yapması gerektiğini, alınacak tedbirleri hükümleyen 6284 sayılı yasayı ve İstanbul Sözleşmesi'ni çok iyi anlamamız ve anlatmamız, bizlere bir telefon mesafesiyle yakın olan kurumların telefon numaralarını hepimizin bilmesi, yakınımızda olan şiddet olaylarını görmezden gelmememiz gerekiyor. Bu telefon numaralarını belediyemizin yapmış olduğu sergide, kadına yönelik şiddetle farkındalık sergisinin her yerinde astık. Bunlar Aile Sosyal Bakanlığı'nın telefon numaraları 183, polis numaraları 155 olmak üzere. Bizler Akisar Kadın Platformu olarak toplumsal baskılardan çekinen bu kadınları bilinçlendirebilecekleri, yalnız olmadıklarını hissedebilecekleri alanlarda, sivil toplum örgütlerinde, kadına şiddetle mücadele eden platformlarda buluşmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz. Yerel yönetimleri bu konuda duyarlı olmaya, kadın sığınma evi, kadın dayanışma merkezi sayılarını arttırmaya davet ediyoruz. Ve biliyoruz ki bu yıl Akisar Belediyesi kadın dayanışma merkezi kuruyor. Teşekkür ediyoruz. Kanun yapıcıları, İstanbul Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kadınları ve çocukları koruyan hukuksal düzenlemelerin sayılarını arttırmayı, kanun yapıcıları, uygulamakla yükümlü kurum ve kuruluşları da şiddete muhatap olan kaldığını, şiddete muhatap kaldığını belirten kadınlar için 6284 sayılı kanunun hükümlerini uygulamaya davet ediyoruz. Akisar Kadın Platformu. Çok teşekkürler.